Ali Bey, satışlar nasıl? Talep var mı hayvanlara? Talep var ama fiyatlar 5 senedir aynı. Fiyatlarda artış yok. Mazot pahalandı, yemler hep pahalı. Yani hayvanı öldürdüler, hayvan yok. Ne kadar? Dışarıdan hayvan geliyor. Hayvancı başkanı, belediye buna müdahale etmiyor. Bileceğin yerli insanı, bu işi yapan insanlar bu işlerden mağdur. Fiyatlar ne kadar şu anda? Ya fiyatlar 450'den başlıyor, 1 milyara kadar hayvan var. Hayvana göre para, mala göre para. Talep var mı? Talep de var ama ufak tefek. Herkes satıcı biraz malının hakkına satayım diye uğraşıyor. Alıcı az aşağıdan alayım diye uğraşıyor. İki taraf da mağdur yani. Teşekkür ederim. Bir de besim alayım ben sana. Nasıl işleriniz? Arz talep meselesi var mı halktan? Vallahi fena değil yani, öyle pek iyi de değil, kötü de değil. Ne kadar başlıyor hayvan fiyatları? 500 lira, 600-700 arası. 700 arası. Bilecik'ten mi geçiyorsun? Bilecik'ten. Tamam. Şöyle abi. Dur arkadaş, alsın. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Hayır işler öncelikle. Sağ olun. Nasıl işlerden yani, memnun musunuz? Bilecik halkından talep var mı? Abi Allah bin bereket versin. Daha ne diyeyim? Ne kadar hayvan fiyatları? Hayvan fiyatları abi 700-800. 1 milyar da var iyi hayvan. İyi hayvan 1 milyar yapar yani. Yani tak, alıcı da yok doğrusu. Alıcı da yok. Evet. Siz bir an önce hayvan almıştınız. Nasıl fiyatlarından memnun musunuz? İyi mi fiyatlar? Fiyatlar normal, her sene aldığım gibi. Aynen. Oldu. Aynı Şakir abiden aldım her sene. Şu anda normal yani, pek bir şey yok ama bilemem daha sonra ne olur ne biter. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Haber yapalım. Öncelikle işler. Nasıl işleriniz? Bilecik halkından talepler var mı küçükbaş hayvanlara? Çok durgun bu ara. Şimdi satımlar yok. Sene fiyat aşağı düşüyor. Ne kadar şu anda fiyatlarınız? Ama şu anda alttan yukarı zorluyor. Alttan aşağı işte. Hayvancılık gün geçişe bitiyor herhalde. Bitiyor. Bitti zaten. Yani insanlar genelde büyükbaş hayvana daha çok büyükbaş tercih ediyorlar. Evet, evet. Daha mı uygun oluyor büyükbaş hayvan? Şimdi arkadaşların denesine göre et fazla çıkartıyorlar. Hesap uygun olur diyorlar öyle et şeyine. Bu da geçmiyor işte böyle. Teşekkür ederiz. Cemil Bey, nasıl hayvanlar? Bilecik halkının talebi var mı şu anda küçükbaş hayvanlar? Tabii ki var. Tabii ki var ama kurban işi artık, bundan sonra kurban işinin %20'si pazarlara kaldı. Daha öncesi büyükbaş, hisseler bu işi azalttı. Tabii ki vatandaş buradan sıkıntılı. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Fiyatlar normal. Düşük fiyatlar yok. Ne kadar fiyatlar mesela? Yani böyle, fiyatlar ne kadar? Mesela bu kuzular 600 bin lira. Tekeler 400 bin lira. Büyük tekeler 650 bin lira gibi satılıyor. İkili üçlü tekeler. Bunlar da milleti tatmin edecek fiyatlar ne yani. Ne kadar? Kaç kilo çıkıyor aşağı yukarı? Şimdi kaç kilo çıkıyor? 600 bin liralık kuzu da 50 kilo canlı, 52 kilo canlı. Yani 12 bin liraya tekabül ediyor canlı kilo. Ama bu da 24 bin liraya gelir et kilo olarak. Bu da gayet normal yani. Nasıl halkımızın talebi? Yoğun mu? Şu ana kadar çok yoğunluk yok. İşte yarın öbür gün 2 gün daha var. Bu 2 gün içerisinde. Genelde insanlar da büyükbaş hayvana yöneliyorlar. Büyükbaşa yöneliyorlar. Zaten pazar payı %20'ye düştü buralarda. Her yerde pazar payı %20'ye düştü. Yani gün geçtikçe hayvan pazarları bitiyor. Hayvan pazarları yani, bitecek. Atıyorum 20 yıl sonra bu hayvan pazarları diye bir şey kalmayacak. Herkes kendi yerine satacak. Çok teşekkür ederim. Olması gereken de bu. Tamam, biz teşekkür ederiz.